Herkese merhaba, ben Coşkun. Samsung'un akıllı telefon kataloğu, uygun fiyatlı telefonlarından yeniliğin sınırlarını zorlayan katlanabilir telefonlarına kadar uzanıyor. Piyasada da sayılamayacak kadar çok fazla modeli mevcut. Ve bu durum ister istemez telefon tercihi yaparken kafanızın karışmasına neden olabiliyor. Galaxy S serisi veya Z serisi katlanabilir cihazlar, amiral gemi sınıfı deneyimi yaşatan daha uygun fiyatlı FE modelleri, geniş Galaxy A ve Galaxy M serilerinden herhangi bir telefon modeli sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Ben de bu videoda sizlere doğru Galaxy cihazını bulmanıza yardımcı olacağım. Ve her fiyata uygun Samsung telefonlarını artı ve eksileriyle birlikte sizler için listeleyeceğim. Telefon fiyatları sürekli değiştiği için bu videoları kısa aralıklarla çekmeye özen gösteriyorum. Liste sıralamasını düşük modelden yüksek modele doğru sıraladım. Listemizin ilk sırasında Samsung'un uygun ve giriş seviyesi modeli olan Galaxy A03 yer alıyor. Yaklaşık olarak ortalama fiyat aralığı 4000 TL. 6.5 inç boyutunda HD Plus 60 Hz PLS LCD panel tercih edilmiş. Ekranın parlaklığı sizi tatmin etmeyebilir. 196 gram ağırlığında 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızası mevcut. Depolama alanını hafıza kartı ile de yükseltebiliyorsunuz. A03'ün işlemci kısmında Unisoc T606 tercih edilmiş. İkili kamera sistemi kullanılmış. Ana kamerası 48 megapiksel, derinlik kamerası da eşlik ediyor. Ön kamerası da 5 megapiksel. Kamera performansı fiyat segmentine göre yeterli. Tabii ki fazla bir beklentiniz olmasın. 5000 mAh büyüklüğünde bataryaya yer verilmiş. Kutu içeriğinden şarj adaptörü de çıkıyor. Bu modelde parmak izi okuyucuya yer verilmemiş ama yüz tanıma sistemi mevcut. Ve mono hoparlör kullanılmış. Android'in 12 versiyonunu kullanıyor. Bu model giriş seviyesi bir akıllı telefon olduğu için basit görevleri yerine getiren basit bir donanıma sahip. Tek ön plana çıktığı nokta ise batarya performansı diyebilirim. Listemizin ikinci sırasında ise Samsung'un gene giriş seviyesi modeli olan Galaxy A04s yer alıyor. 5000 TL fiyat aralığında bulunabiliyor. 6.5 inç boyutunda HD Plus 90 Hz PLS LCD ekranı mevcut. 195 gramda ağırlığa sahip. 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza tercih edilmiş. Hafızasının bol olması depolama konusunda problem yaşatmayacaktır. Hafıza kartı desteği de mevcut. Samsung bu modelinde Exynos 850 işlemcisini kullanmış. Üçlü kamera dizilimine yer verilmiş. Ana kamerası 50 megapiksel, ön kamerası da 5 megapiksel. Fotoğraf kalitesi anı yakalamak için yeterli seviyede. 5000 mAh büyüklüğünde batarya kullanılmış. Kutu içeriğinde de şarj adaptörüne yer verilmiş. Yan güç tuşuna entegreli parmak izi okuyucusu mevcut ve mono hoparlör kullanılmış. Android'in 12 versiyonu ile çıkış yapmış durumda. Günlük sıradan işlemlerinizi yerine getirebilecek, basit ve giriş seviyesi oyunları oynatabilecek bir performans sunuyor. Tabii ki bu modelde yeni giriş seviyesi olduğu için maliyeti düşürmek adına kullandıkları işlemciden dolayı hız ve performans konusunda büyük bir beklentiniz olmasın. Bataryası da bir günü rahatlıkla tamamlayacaktır. Listemizin 3. modeli ise orta segmentte çok başarılı olan Samsung Galaxy M23 5G yer alıyor. Ortalama satış fiyatı 6500 TL. 6.6 inç boyutunda Full HD Plus TFT LCD ekran tercih edilmiş. Ekran çözünürlüğü fazlasıyla yeterli ve ekran yenileme hızının 120 Hz olmasından dolayı geçişler çok pürüzsüz ve akıcı. 198 gram ağırlığı mevcut. 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya yer verilmiş. Hafıza kartı desteği de mevcut. Kullanılan 4 GB RAM her ne kadar düşük gibi gözükse de ekstra sanal RAM özelliği sayesinde çoklu uygulama konusunda problem yaşatmayacaktır. İşlemci olarak Qualcomm'un 5G destekli Snapdragon 750G işlemcisi kullanılmış. 5G desteğine sahip olması telefonu uzun vadeli kullanacaklar için avantajlı olacaktır. Genel olarak performans söz konusu olduğunda her şeyin üstesinden gelebilecek, orta grafikte de oyunları oynatabilecek, orta segment iyi ve performanslı bir işlemciye sahip. Üçlü kamera dizilimine yer verilmiş, ana kamerası 50 megapiksel, ekstra olarak ultra geniş ve makro yardımcı kameraları mevcut. Ön kamerası da 8 megapiksel. 4K video kaydı da yapabiliyor. 5000 mAh büyüklüğünde batarya kullanılması da telefonu yoğun kullanacakları için bir günü rahatlıkla tamamlayacaktır. 25 watt hızlı şarj desteği mevcut. Kutu içeriğinden maalesef şarj adaptörü çıkmıyor. Yalnızca iki ucu Type-C olan bir kablo çıkıyor. Parmak izi okuyucu yan güç tuşuna entegre edilmiş ve mono hoparlör kullanılmış. Kutudan Android 12 ile çıkış yapıyor. Listemizin 4. modeli ise Samsung Galaxy A33 5G. Ortalama 8500 TL bandında satışa sunuluyor. 6.4 inç boyutunda Full HD Plus Super AMOLED ekranı mevcut. 90 Hz ekran yenileme hızı kullanılmış. Renkleri doygun, canlı ve parlak, başarılı bir ekranı mevcut. 186 gram ağırlığında 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya yer verilmiş. Hafıza kartı da takılabiliyor. Samsung'un 5G destekli Exynos 1280 işlemcisine yer verilmiş. Bu işlemci günlük kullanım işlerinizde ihtiyacınızı rahatlıkla karşılayacaktır ve
orta grafikte oyunları oynatırken problem yaşatmayacaktır. 5G desteğine sahip olması da büyük bir avantaj. Telefonda dörtlü kamera dizilimi yer alıyor. Ana kamerası 48 megapiksel, makro, portre ve ultra geniş yardımcı kameraları da mevcut. 4K'da 30 fps, Full HD'de de 60 fps video kaydı yapabilmesi de en başarılı özelliklerinden biri sayılabilir. Telefonda video çekimi önemli olanlar için kamera kısmında optik imaj sabitleyici kullanılmış olması da çok büyük bir artı sayılabilir. 5000 mAh büyüklüğünde batarya tercihi yapılması da telefonu gün boyu aktif kullananlar için uzun bir pil deneyimi yaşatacaktır. 25 watt değerinde hızlı şarj desteğine sahip, telefonun kutusundan şarj adaptörünün çıkmaması olumsuz yönü olarak değerlendirilebilir. IP67 sertifikasına da sahip, 1 metreye kadar tatlı suda 30 dakika dayanabiliyor ve toz geçirmiyor. Ekran altı parmak izi sensörü de mevcut ve stereo hoparlör kullanılmış. Yazılım olarak Android'in 12 versiyonuyla çıkış yapmış durumda. 4 ana Android sürüm güncellemesi ve 5 yılda güvenlik güncelleştirmesi desteği mevcut. Bulunduğu fiyat segmentinde en uzun yazılım güncelleştirme desteğine sahip tek Android cihaz olarak göz dolduruyor. Hemen hemen aynı fiyatlarda Samsung'un A52 modelini de bulabilirsiniz. Fakat onu listeye koymamamdaki en büyük neden A33 kadar uzun yazılım desteğine sahip olmaması ve 5G desteğine yer verilmemesi. Listemizin 5. modeli ise Samsung Galaxy A52s 5G. 10.500 TL fiyat bandında bulunabiliyor. 6.5 inç Full HD Plus 120 Hz Super AMOLED ekran tercih edilmiş. Ekran kalitesi fazlasıyla tatmin edici ve başarılı. 120 Hz yenileme hızı sayesinde de telefondaki geçişler olabildiğince pürüzsüz ve akıcı. Ağırlığı 189 gram, 8 GB RAM'i ve 128 GB dahili hafızası mevcut. Telefonun hafızasını microSD kart ile de genişletebiliyorsunuz. Yüksek RAM'inden dolayı çoklu uygulama konusunda problem yaşatmayacaktır. Qualcomm'un 5G destekli Snapdragon 778G işlemcisinden güç alıyor. Performans yönünden zorlu uygulamaların üstesinden gelebilecek, oyun konusunda sizi üzmeyecek bir performans sunuyor. 5G desteğine de sahip. Telefonda dörtlü kamera dizilimi kullanılmış. Ana kamerası OIS destekli 64 megapiksel, ultra geniş derinlik ve makro yardımcı kameraları da eşlik ediyor. Ön kamerası da 32 megapiksel. 4K'da 30 fps, 1080p'de de 60 fps video kaydı gerçekleştirebiliyor. 4500 mAh büyüklüğünde batarya tercihi yapılmış. Yoğun kullanımda günü tamamlayabilecek pil performansı sunuyor. 25 watt hızlı şarj desteğine sahip fakat kutu içeriğinden 15 wattlık şarj adaptörü çıkıyor. IP67 sertifikasına da sahip olduğu için tatlı suda 1 metreye kadar 30 dakika dayanabiliyor ve toz geçirmiyor. Parmak izi okuyucusu ekran altına gömülü ve stereo hoparlörü yer verilmiş. Kulaklık girişi de mevcut. Android'in 11 versiyonu ile çıkış yapmasına rağmen Android'in 13 güncellemesini de aldı. Çıkış yılından itibaren toplamda 3 ana Android sürüm güncelleştirmesi alacağı için son olarak Android'in 14 versiyonu da alacak. 11.500 TL fiyat bandına çıktığınız takdirde Galaxy A73 modeliyle karşılaşacaksınız. A73 modelinde de kulaklık girişi mevcut değil ve kutusundan şarj adaptörü çıkmıyor. Fakat ekran ve kamera kalitesi, pil performansı, 5 yıla yakın güncelleştirme desteği sunması da Galaxy A52s'e göre daha tercih edilebilir bir model olarak karşımıza çıkıyor. Mutlaka kulaklık girişi olsun, kutusundan da şarj adaptörü çıksın, ekstra masraf yaratmasın diyorsanız A52s 5G, bu saydığım nedenler önemli değilse ve 1000 TL fark da verebilirim diyorsanız Galaxy A73 5G'yi de tercih edebilirsiniz. Ayrıca 11.000 TL bandında Galaxy S20 FE modeli de mevcut. Sizin için telefonda oyun performansı hayati bir önem taşıyorsa ve kamera performansı önceliğinizse kablosuz şarj desteği de olsun diyorsanız Galaxy S20 FE modeli sizin için en doğru tercih olacaktır. 2 yıl öncesinin modeli olduğu için son olarak Android'in 13 versiyonunu aldı ve maalesef bundan sonra ana Android sürüm güncellemesi almayacak ve 5G desteğine de sahip değil. Batarya performansı konusunda da A serisi kadar uzun pil performansı sunmuyor. Bu etmenler sizin için önemliyse bu fiyat segmentindeki önerdiğim A serilerine yönelebilirsiniz. Listemizin 6. modeli ise Samsung Galaxy S21 FE 5G. Ortalama 13.500 TL bandında satışa sunuluyor. 6.4 inç boyutunda Full HD Plus, Dinamic AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10 Plus destekli ekrana sahip. Ekranı parlak, keskin ve renkleri çok da uygun. Geçişleri akıcı ve pürüzsüz, tartışmasız piyasadaki en iyi ekranlardan birine sahip. Ağırlığı 177 gram, 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya yer verilmiş. Ne yazık ki hafıza kartı desteği olmadığı için telefonda depolama kapasitesi sizin için çok önemli. Neyse eğer 14.500 TL bandında 256 GB'lık versiyonunu da tercih edebilirsiniz. Samsung bu modelinde Exynos işlemcisine yer vermiş. 2022 standartlarına göre amiral gemi sınıfında bir işlemci performansı sunuyor. Performans konusunda en tepe modellerle yarışacak seviyede. Oyun performansı iyi fakat tabii ki en iyisi değil. Ana kamerası 12 megapiksel, dual
global piksel teknolojisine sahip ultra geniş ve telefoto yardımcı kameraları da mevcut. Toplamda 3 adet kamera yer alıyor. Telefoto kamerası sayesinde 30 kata kadar uzay zoom özelliğine de sahip. 4K'da 60 fps, 1080p'de de 60 fps video kaydı gerçekleştirebiliyor. Kamera kısmında optik görüntü sabitleyici kullanılmış olması da olumlu artılarından biri sayılabilir. Gece ve gündüz fotoğraf ve video çekim kalitesi en üst segment telefonlarla yarışacak seviyede ve kamera performansı fazlasıyla memnun bırakacaktır. 4500 mAh büyüklüğünde batarya tercihi yapılmış, normal kullanımda bir günü tamamlayabilecek pil performansı vaat ediyor. 25 watt hızlı şarj desteği mevcut. Maalesef telefonun kutusundan şarj adaptörü çıkmıyor. Kablosuz şarj olabilme ve destekli cihazların kablosuz şarj etme özelliğine sahip olması da hayatınızı kolaylaştıracak bir avantaj sayılabilir. IP68 sertifikası sayesinde 1,5 metre derinlikteki tatlı suda 30 dakika dayanabiliyor ve toz geçirmiyor. Ekran altı parmak izi sensörü de mevcut ve stereo hoparlör kullanılmış. Yazılım olarak Android'in 12 versiyonuyla çıkış yapmış durumda. 4 ana Android sürüm güncellemesi ve 5 yılda güvenlik güncelleştirmesi desteğine sahip. Android telefonlar arasında en uzun yazılım desteğine sahip telefonlardan biri olarak ön plana çıkıyor. Listemizin 7. modeli ise Samsung Galaxy S22 5G. 16.300 TL bandında satışa sunuluyor. 6.1 inç boyutunda Full HD Plus, Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, HDR 10 Plus destekli, 1300 nit parlaklık değerine ulaşabilen bir ekranı mevcut. Ekranın parlaklığı, canlılığı ve keskinliği mükemmel seviyede. Cepte taşıması ve tek el kullanımı oldukça ideal. 167 gram ağırlığında bayağı hafif diyebilirim. 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza kullanılmış. Kablosuz şarj desteği ve su toz dayanıklılığı da mevcut. Telefonun ön ve arka kısmında Corning Gorilla Glass Victus Plus kullanıldığı için malzeme kalitesi çok başarılı. 2022'nin en iyi işlemcilerinden biri olan Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden güç alıyor. Performans konusunda harika işler çıkartan, ağır grafikli oyun ve uygulamaları üstesinden rahatlıkla kalkabilecek çok güçlü ve kaslı bir işlemciye sahip. Optik görüntü sabitleyiciyle 50 megapiksel ana kamera kullanılmış. Telefoto ve ultra geniş toplamda 3 adet kamera yer alıyor. Ön kamerası da 10 megapiksel. Telefonla zoom yapmayı sevenler için 30 kata kadar uzay zoom özelliği de mevcut. Fotoğraf ve video çekimi konusunda piyasadaki en iyi telefonlardan biri. Düşük ışık performansı çok başarılı. 8K video çekimi de yapabiliyor. Ekran altında ultrasonik parmak izi okuyucusuna da yer verilmiş ve stereo hoparlör kullanılmış. 25 watt'a kadar hızlı şarjı destekliyor. Fakat telefonun kutusundan şarj adaptörü çıkmıyor. Ekstra şarj adaptörünü satın almanız gerekiyor. 5 yıla kadar güncelleme desteği olduğu için telefonu uzun vadeli kullanacaklar için iyi bir haber. Galaxy S22'nin en büyük eksisi diyebileceğim noktası 3700 mAh boyutundaki bataryası. Pil performansı ne yazık ki başarılı değil. Telefonu taşıması çok daha rahat olsun ve katlanabilir olsun diyorsanız Galaxy Z Flip 4 modeline de göz atabilirsiniz. Ortalama satış fiyatı 20.500 TL. Farklı ve ikonik bir tasarıma sahip. Malzeme kalitesi çok iyi. Şu an Qualcomm'un en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisini kullandığı için işlemci performansı da en üst seviyede. Listemizdeki en son telefon modelimiz ise tartışmasız piyasada paket dahilindeki en iyi telefon olan Samsung Galaxy S22 Ultra'ya yer verdi. Niye paket dahilinde dediğime de açıklık getireyim. S ve Note serisinin en iyi özelliklerini tek bir pakette birleştiren, şu an üretimde olan dahili kalem desteğine sahip, üretkenlik anlamında tek ve rakipsiz bir cihaz. Dünyadaki en parlak ve en iyi ekranlardan biri sahip. Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi sayesinde performansı en iyi seviyede. Kamera konusunda da piyasada 100 kat zoom yapabilen, gece ve gündüz fotoğraf ve video çekimi en iyilerinden biri olan nadir cihazlardan bir tanesi. 5000 mAh bataryası sayesinde pil performansı da başarılı. 5G desteğine sahip olması, kablosuz şarj olabilme ve kablosuz şarj edebilme özelliği, 45 watt süper hızlı şarj desteği, IP68 sertifikası sayesinde su ve toz dayanıklılığı, 5 yıla kadar güncelleme desteği sunması, telefonun ön ve arka kısmında da Corning Gorilla Glass Victus Plus kullanıldığı için malzeme kalitesinin sağlam ve çok iyi olması ekstra avantajlı yönlerinden biri sayılabilir. 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızalı versiyonun fiyatı 29.000'den başlıyor. 12 GB RAM'li, 256 veya 512 GB'lık dahili hafızalı seçeneklerin fiyatı da değişiklik gösteriyor. Samsung farklı fiyat seviyelerinde her kitleye uygun telefonlar ürettiği için ister istemez haklı olarak telefon seçimi yaparken zorlanıyorsunuz. Ben de bu videoda elimden geldiğince bulunduğu fiyat segmentinde en iyi olan Samsung telefonlarını sizler için dikkatli bir şekilde listelemeye özen gösterdim. Size fiyat ve özellik konusunda hangi model hitap ediyorsa onu seçmeniz daha mantıklı olacaktır. Çünkü farklı model Samsung telefonların sizlere sunduğu farklı avantajları mevcut. Bu seçimlerim hakkında ne düşündüğünüz benim için çok önemli ve listeye dahil etmeyi unuttuğum modeller de olabilir. Sizin de bu listede yer alması gerektiğini düşündüğünüz bir Samsung telefon modeli varsa eğer yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.
Kendinize iyi bakın.